Sayın Başkan, Büyük Türk Milleti'nin değerli milletvekilleri, 2020 yılı bütçe kanun teklifinin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Dün sabah seçim bölgem olan Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı bir binada yaşanan çökme nedeniyle aynı aileden 2'si çocuk, 3 kişi yaşamını yitirmiştir. Ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Kentsel dönüşüm uygulamalarının önemini ve bu uygulamaların bir an evvel gerçekleşmesi gerekliliğini bir kez daha buradan vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 11 Aralık 2019. Bir millet baraj ve fabrika ile değil, daha önce milli ruh ve ülkü ile kalkınır. Manen çökmüş bir millete endüstri tesisleri yapmak, ölüye balo elbisesi giydirmeye benzer diyen, cenaze namazını kıldırılacak olan hocanın merhumu nasıl bilirdiniz sorusuna Fethi Germüllüoğlu'nun hocam bu musalla taşı olalı böyle er kişi görmedi diye seslendiği, bizleri Orta Asya'nın bozkırlarından Çin saraylarına koşturan, açığıma küne, güntülüğe meftun edip bir deli kurdun peşine takan, Türkçülüğün edebi ve fikri liderlerinden Hüseyin Nihal Atsız'ın 44. ölüm yıl dönümü. Vaktiyle bir Atsız varmış, ruhu şad, mekanı olsun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2 Kasım 2011 tarihli 660 sayılı kanun hükmünde kararname ile Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu kurulmuştur. Kuruluş amacı, uluslararası standartlarla uyumlu, Türkiye muhasebe standartlarını oluşturmak ve yayınlamak, denetim standartlarını belirlemek, bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmaktır. Kurumun önemli çalışmaları arasında Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında yer alan Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, büyük ve orta işletmeler için finansal raporlama standartları, bağımsız denetim standartları, kalite kontrol standartları düzenlemeleri yer almaktadır. Sayıştay raporunda kurumun iç kontrol sisteminin etkin çalışmadığı ifade edilmiş olup, kurum hakkında 5018 sayılı kanunun iç kontrol sistemiyle ilgili bu kuruma uygulanmayan hükümlerini kapsayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu belirtilmiştir. Temennimiz bu düzenlemelerin bir an evvel çıkartılmasıdır. 26 Aralık 2012 tarihli 28.509 sayılı resmi gazetede yayınlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bağımsız Denetim Yönetmeliği kapsamında yönetmeliğin yayınlanma tarihi olan 26 Aralık 2012 tarihine kadar meslekte 15 yılını doldurmuş olan ya da lisans eğitimi ve 1 yıllık staj süresi içinde olmak üzere meslekte 15 yılını doldurmuş olan meslek mensuplarına 2015 yılı sonuna kadar eğitim alma ve eğitim neticesinde başarılı olma şartı ile bağımsız denetçi olma hakkı verilmişti. Üniversiteler eliyle yürütülen eğitimler, bu eğitimler neticesinde yapılan sınavlarda başarılı olan meslek serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler denetçilik hakkı kazanmıştı. O tarih itibariyle 15 yılını doldurmamış, şartları taşımayan ancak bugün itibariyle şartları taşıyan birçok meslek mensubundan bu hakkın yenilenmesi için tarafımıza talepler iletilmektedir. Böyle bir uygulama meslek mensupları açısından alınamayan bir hakkın yeniden kazanımının yanında kamuya da mali yönden destek sağlayabilecektir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ülkemizde düzenleyici ve denetleyici nitelikte faaliyet gösteren sağlıklı bir ekonomik yapı ve işleyiş için önemli kurumlardır. Ülkemizde 80'li yıllarda yaşanan banker krizi, yine 90'lı yılların sonunda bankacılık sektöründe yaşanan ciddi krizlerin etkisi tüm ekonomimizi etkilemiştir. 57. hükümet döneminde kurulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankacılık sektöründe önemli düzenlemeler getirerek ekonominin istikrara kavuşmasında etki sağlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları işleyiş olarak birbirleriyle bağlantılıdır. Güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ekonomik ortamın işleyişinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve yetkileri alanındadır. Türkiye'de finansal sistem ağırlıklı olarak banka temellidir. Fon piyasalarındaki aracılık işlemleri ağırlıklı olarak bankalar tarafından gerçekleşmektedir. Bu iki kurum birbirinden bağımsız düşünülemez. Ülkemize yabancı sermayenin getirilmesi, tasarrufların ve yatırımların artırılması, istikrarın sağlanmasında öncelikli olarak bankacılık sisteminin sağlam temeller üzerine oturtulup faaliyet etmesine bağlıdır. Değerli milletvekilleri, finansal piyasalar gerek reel ekonomik gelişmelerle değişiklik, gerekse siyasal değişiklik ve gelişmelere karşı en çabuk etkilenen ve en hızlı tepki veren piyasalardır. Ülkemizde küresel güçler tarafından en son 15 Temmuz sonrası kur ve faiz üzerinden Türkiye ekonomisi manipüle edilmiş, siyasette ve askeri alanda yapamadıklarını ekonomide yapmaya çalışmışlar ama Türk milletine diz çöktürememişlerdir. Silahla başaramadıklarını, dolar kuruyla oynayarak başaracaklarını sananların hayalleri boşa çıkmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 15 Temmuz sonrası terör örgütü ile birçok kurumda personel ihraçları yaşanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu da bu kurumlarından bazılarıdır. Bu çerçevede 2018 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sayıştay Denetim Raporu'nda kurula tahsis edilen 927 kadronun 506'sının dolu olduğu, 414 kadronun ise boş olduğu belirtilmiştir. Yine Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun 2018 raporunda 867 olan kadro sayısının 529'unun dolu olduğu, kalanının boş olduğu belirtilmiştir. Bu kurumlarda çalışacak olan personelin uzman ve teknik bilgiye sahip olduğunu göz önüne alırsak, kalifiye eleman ihtiyacının tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmalı ve bu kadrolara uygun personel alımları yaparak kurum içi eğitimleri tamamlanmalıdır. Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki istatistikleri derleme, değerlendirme, analiz etme, yayımlama, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapma faaliyetleri Türkiye İstatistik Kurumu'na verilmiştir. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretmiş olduğu bilgileri kullanıcılarına sunmakla yükümlüdür. 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 17. maddesinde programın uygulanmasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere veri kaynakları, istatistik yöntem ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistik gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemez hükmü yer almaktadır. Özelliği olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun 18 Nisan 2019 tarihinden itibaren başkanlık görevinin vekaleten yürütülmesi kuruma yakışmamakta olup yönetim kurulunda gerekli atamaların bir an evvel yapılması gerekmektedir. Sayın milletvekilleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırlamış olduğu verilerin güvenilir olması amacıyla toplanan verilerin sağlam kaynaklardan gerçeği yansıtan şekilde toplanması önem arz etmektedir. İstatistikte örneklemenin seçilmesinin önemi, örneklemenin hedef kitleyi ne kadar iyi yansıttığı, sonuçların güvenilir olarak değerlendirilmesi açısından önemlidir. Değerli milletvekilleri, önümüzde bulunan yoğun çalışma gündemiyle 2020 yılının bütçesini hazırlayacağız. Sizlere yeni kuruluş mücadelesinden çıkmış, her karış toprağa düşman çizmesiyle çiğnenmiş, milletimizin 13 Şubat 1923 tarihinde yapılan Misak-ı İktisadi, yani 1. İzmir İktisat Kongresi'ni hatırlatmak istiyorum. Savaştan çıkmış, üretim yapacak doğru düzgün fabrikası olmayan, yoksulluk içindeki bir ülkeden 10 yıl içinde ülkeyi demir ağlarla örecek bir duruma gelmesi, milli temelleri esas alan bir ekonomik program sayesinde olmuştur. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in dediği gibi kalkınmanın maddi temelinin müsbet ilim zihniyetine ve teknik gelişmeye dayandığı, üretim ve tüketimin ahenk içinde olduğu, gelişmiş ülkelerin pazar olmaktan çıkıp üretim temeline dayanan, teknoloji ve fende ileri olan ve tamamen milli değerlerimizi esas alan bir yönetimle 2023 lider ülke Türkiye hedeflerine ulaşacağımızı temenni ediyorum. Bu noktada Türk milleti için düşünülecek en son şey karamsarlıktır ve umutsuzluktur. Türk milleti tarihi boyunca önüne çıkan siyasi, askeri, ekonomik her türlü sıkıntıyı aşmayı başarmıştır. 15 Temmuz'da darbe girişimiyle Türk milletini yıkamayanların ekonomi üzerinden Türk milletini yıkmaya çalışmaları boşunadır. Bilinmelidir ki büyük Türk milleti aç kalır, susuz kalır, evlatsız kalır, anasız kalır ama vatansız kalmaz. Ülkesinin bekasına kasteden hainlere karşı en yakın tarihte Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi hem canıyla hem de malıyla mücadelesini yapar. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi ekonominin normale dönmesi, denge ve istikrara kavuşması, siyasi temkin ve tedbirler, milli dayanışma ve uyanışla muhakkak sağlanacaktır. Ülke elden gittikten sonra neyin siyasetini, neyin ekonomisini konuşacağız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 7-17 Aralık tarihleri arasında Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü kapsamında maneviyatın başkenti güzel Konya'mızda kutlamalar yapılmaktadır. Şebi Aruz, düğün gecesi anlamına gelmektedir. Mevlana öldüğü günü Hakka Vuslat, Yaradan'a kavuşma olarak saymıştır ve bugünü düğün gecesi olarak nitelendirmiştir. Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması nedeniyle Allah'a dönüşüdür. Konuşmamı gönül dergahımızın piri Hazreti Mevlana'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Her gün bir yerden göçmek ne iyi. Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar güzel söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Gazi Meclisimizi, büyük Türk milletini, kurulacak Birleşik Turan Devletleri'ni şimdiden selamlıyorum.